Merhabalar. Ben Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şokopop'un sahibiyim. Bugün sizinle burada görüntümü ve sesimi gizleyerek bir araya geldim. Daha önce videolarımda görmüş olduğunuz gibi. Ben neden sesimi ve yüzümü gizlemeyi tercih ettim? Çünkü iki sene önce bu yola çıktığımda benim de içimde, tıpkı sizlerin içinde olduğu gibi ya da mesajlarla ve e-maillerle TEDx'e neden şokopop gibi biri orada diye yazan insanların da içinde olduğu gibi benim de içimde magazine burun kıvıran, böyle elitist ve gıcık bir ses var ve bunlar boş işler ya, niye bunlarla uğraşıyorsun denebilecek olma korkusuyla ben bu yola çıkarken yüzümü ve sesimi gizlemeyi tercih ettim. Ee, sizlere <laughs> bu içimdeki magazin fobisinin sebeplerini daha iyi anlatabilmem için öncelikle kendimi daha iyi tanıtabilmem gerekiyor. Ee, ama bunun için de öncelikle şu sansürü bir kaldırmak istiyorum ki daha rahat iletişebilelim. <laughs> <laughs> Merhabalar. <gülüyor> ee, benim adım Ekim Acun. Şokopop'un çukurunu, o Ender'in magazin çukurunu kazan kişi benim. Bundan e, tam olarak iki sene önce e, videolarımı çekip, kurgulayıp, yayınlamaya başladım tek başıma. Bugün 2020'nin e, Şubat ayının 29'una geldiğimizde, e, Şokopop işi bir şirkete dönüştü. Benim bugün bir ekibim var e, ve beraber çok güzel işler üretebiliyoruz. Bir yandan da bir şirket kurduğum için marka isim tescilinden tutun iş toplantılarına kadar. Tabii ki toplantılara maskesiz gidiyorum. Yani aslında geçtiğimiz bir senedir bu anonimlik işi biraz yalan oldu. ama ilk bir seneyi çok güzel bir şekilde kotarmış da bulundum. Bugün ben neden maske takarak başladığımı anlatırken bir yandan da beraber neden magazin ilgimizi çekiyor aslında bir yandan ve hani bu bizim suçluluk duyduğumuz bu zevkimiz, bu guilt pleasure'ımız neden ...magazin, bunu hep beraber düşünebilelim istiyorum. Bunun için de size kendi hayat hikayemi anlatarak başlamalıyım. Ben 1988 yılında Dersim'de doğdum. Daha bir yaşımı doldurmadan 11. ayda İstanbul'a taşındık. Ve orta halde iki çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak... ...İstanbul Anadolu yakasında büyüdüm. Ben büyürken, yani bugün şimdi 90'lara baktığımızda... ...benim ve ekibimin hazırladığı videoları izlediğimizde... 90'lar çok tatlı gözüküyor, çok şeker gözüküyor ama ben büyürken gerçekten böyle değildi. Son derece karanlık bir politik iklim vardı 90'larda ve bu bizim evimizin tam ortasında yaşanıyordu. Annem de babam da sol görüşlü insanlar ve kendi değerlerine son derece sadık insanlar. Kişisel özgürlüklere çok değer veren insanlar olmalarına rağmen ben büyürken bu boyalı basına olan ilgimi devamlı bastırmam gerekti. Çünkü asla kabul görmüyordu. Boyalı basın diyorum çünkü ailemin eve aldığı gazete 90'larda bile diyeyim yani baştan sona siyah beyaz sayfalardan oluşan, sadece başlığı kırmızıydı <laughs> ve televizyon sayfası bile gerçekten aşırı sıkıcıydı. Yani böyle filmlerin beğenilip beğenilmeme oranına göre verdikleri şöyle gülümseyen yüz, üzülen yüz ve şöyle böyle duran böyle çizgi ağızlı bir tane surat vardı. Benim için de o gazetenin ciddiyeti gerçekten o çizgi ağızlı surat kadar böyle renksiz böyle nemrut, <laughs> bir o kadar da karanlıktı. Diğer taraftan, 90'larda o gürül gürül, coşan e, özel televizyonlar sayesinde televizyonda gördüklerim bir o kadar renkliydi, bir o kadar eğlenceliydi. E Tabii ki bir çocuk olarak ben de renkli tarafı seçtim. Ama bununla beraber o çocukluk yıllarımı atlatmam ve aile yaşantımda bu ilgilerimi kabul ettirememem e, beni buna bastırmaya itti. Ben çocukluğumda hafta sonları e, gazete almaya yollandığında o siyah beyaz gazetenin içine o renkli magazin eklerini gizleyerek sokan bir çocuktum. Aynı şekilde okuldan eve dönerken de çeşitli magazin dergi ve gazetelerini alıp çantamın içine koyup gelip odamda böyle abur cubur yerken gizlice ailem ders çalıştığımı zannederken bu magazin yayınlarını okumaktan son derece keyif alıyordum. En sevdiğim anlarım bunlardı. Bu kadar bir şeyler gizlenince ya da daha doğrusu bir şeyler böyle yasaklanınca bir o kadar da ilginizi çekmeye başlıyor bir zaman sonra ve ona karşı iyice bir tutkuyla bağlanıyorsunuz. Zannediyorum bu benim için de böyle gelişti ve gerçekten o dönem okuduğum ne varsa kim kiminle nerede nasıl ve ne şekilde olduğuna dair her şey hafızama yerleşti ve bunlar benimle beraber kala kaldılar. <laughs> ne yapacağımı bilemediğim birçok gereksiz bilgiyle donatılmıştım ama benim için bu bilgiler o kadar da gereksiz değildi hepsi bir anlama çıkıyordu, hepsi bir yere varıyordu. E, bugünkü halini gördüğüm bir kişinin, bir olayın, bir durumun geçmişte nasıl olduğuna dair bilgim vardı ve bu olayları bir tık daha enteresanlaştırıyordu benim için güncel magazin takip ederken. İşte bu yıllarda daha böyle biraz daha aklım ermeye, ortaokul zamanla geçtiğim zaman artık aileme hani çünkü önüne de geçemediğim bir popüler kültüre ilgim var. Yani yatağımın üstü Kocaman bir Buffy the Vampire Slayer yatak örtüsü, duvarımda bir sürü poster, kapımda bile posterler vardı. Ve bunu yutturabilip bir şekilde hayatta kalabilmeye devam ederek yaşamalıydım o aile ortamının içerisinde. Ve ben de bir popüler kültür kisvesinin burada beni kurtarabileceğini çok erken keşfettim. Ortaokul yıllarımda sinemaya ilgi duymaya başladım. Türk sinemasına özellikle ve yönetmen olmaya karar verdim, söyledim aileme. Onlar da beni bu konuda sağ olsunlar çok desteklediler. Ancak benim yapmak istediğim yönetmenlik onların bildiği ve saygı duyduğu işte Yılmaz Güney ya da e, Nuri Bilge Ceylan çizgisi değildi. Bu ikiliye dikkat filmine bayılıyordum. E, Banu Hakan ve Serpil Çakmaklı'nın başrolünde oynadı. Benim için bir gerçekten Capo Davalor öbe bir, 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 baş yapıttı benim için bu film. Bu çukura nasıl düştüğümü de anlatayım size. E, tam olarak o dönemlere rast geliyor. Bir gece Zaga programını izliyorum. Ailemin izlememe pek de karışmadığı, Okan Bayülgen'i e olan beğenilerinden herhalde olsa gerek. Okan Bayülgen o programda Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı'yı bir arada çıkarttı. Ve 15 sene, o tarihten 15 sene önce çekilmiş bir film hakkında inanılmaz bir muhabbet çevirdiler. Yani işte Serpil geçmişinden utanıyordu, Banu inanılmaz savunuyordu, Okan hepsiyle dalga geçiyordu. Ama günün sonunda 15 sene önce yaratılmış bir eser hakkında gerçekten hepimizi eğlendirebilecek bir 3 saatlik bir yayın gerçekleştirdiler. Ve benim gerçekten şöyle bir radarım açıldı. O hafta, galiba o program çok izlenmiş olsa gerek, aynı kanalda Banu Halka'nın filmleri döndürülmeye başlandı. Ben hepsini teker teker oturdum, izledim. Ve birkaç hafta içerisinde, o dönemler sevgili kuzenim Yaprak punk'tı ve İstiklal Caddesi'nde Atlas Pasajı'nda Sibel Gökçe'nin Sibel Gökçe isimli bir butiği vardı. Böyle çok güzel, enteresan kıyafetler bulunabilen. Beni oraya götürdü yanında ve gitmişken de bak pasajın arkasına gitsen de orada tam senlik bir dükkan var dedi. Ben oraya gittim ve bir baktım Atılgan diye bir dükkan. Hemen böyle girişinde, vitrininde, Dünyayı Kurtaran Adam filminde Cüneyt Arkın'ın Sidekick'ini oynayan Aytekin Akkaya'nın giydiği kostüm duruyor. Ve böyle içeride bir sürü VHS kaset, bir sürü dergi, bir sürü işte çizgi roman. Neye uğradığımı şaşırdım ve adam bana ''Ne istiyorsun, niye geldin buraya?'' dedi. Ben de işte bu filmleri merak ediyorum falan dedim ve Banu Hakan filmleri sordum. O da bana karşılığında ''Ya onları da izlersin de sen önce bir şunları izle'' deyip Türk yapımı Şeytan filmini ve Drakula İstanbul'da filmlerini VHS kasete çekip verdi ve beni yolladı. Ben ondan sonra daha fazlası için gittim, daha fazlası için gittim. O bana her seferinde Banu Hakan filmi vermek yerine kendi zevkine uygun olarak işte fantastik Türk sineması örneklerinden vermeye başladı. Onlar da beni bir o kadar eğlendiriyordu ama ben hala bu işte Banu Ahu Serpil şeytan üçgeninden çıkamıyordum. Nihayetinde beni Aslan Pasajı'nda başka bir VHSC'ye postaladı. Oraya gidip gelmeye başladım. O pasajda bu sefer plakları keşfettim. Sene 2003, ee, Isız Adam filminin çıkmasına yaklaşık 6 sene var. Ve plak fiyatları inanılmaz ucuz. Kimse almıyor. <laughs> ben ve 40 plus insanlar. Ee, <laughs> o dönemde e, ben örneğin Ajda Pekka'nın Superstar 83 planı 20 milyona aldım. Yani benim okul için bana verilen harçlıktan o bir günlük alıp kullanabileceğim kadar bir paraya o dönemde bu Türkçe plaklara erişilebiliniyordu. Ve ardından işte bir pick-up'ım olması gerekti, onu hallettim bilmem ne. Yani bu sefer işte bu VHS'nin yanına bir de plak eklendi. Yine bu sahaflara gide gele bu sefer dergiler bu işin içine girdi. Tam o zaman müzik eleştirmeni ve popüler kültür tarihçisi Naim Dilmener, Bak Bir Varmış Bir Yokmuş kitabını çıkarttı. Türkçe pop müziği tarihini anlatan. Ve 90'larda büyümüş bir çocuk olarak benim için pop müzik Yonca Evcimi'nin abonesiyle başlıyordu bunun böyle olmadığını, çok çok daha öncesi olduğunu, 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda nasıl bir Türkiye olduğunu, hem bu albümlerden teker teker bahsederken, aynı zamanda sanatçılardan ve onların kariyerlerinden, bir yandan da kitabın içinde şöyle her bir sayfada ufak dipnotlarla o dönem Türkiye'de neler yaşandığını tasvir ediyordu. Ve benim için çok ilginç geldi. Mesela sanırım şu anda yok o yüzden söylememde sakınca olmaz. Dünya Gençlik Merkezi diye bir yer vardı ben küçükken. Bayılıyordum yani böyle hani içinde en güzel şeyler bulunuyordu. Örneğin, onun açıldığı haberini okudum. Aa, ne kadar yakın bir zamanda açılmış aslında düşününce. 10 sene, 15 sene önce falan açılmış dedim. E, Türkiye bunun öncesinde nasıldı? Ne tip bir yerdi? Benim annemin babamın büyüdüğü atmosfer nasıl bir şeydi? Bu sefer onlara buna dair sorular sormaya başladım. Ve bütün bu çerçeve böyle giderek, genişleyerek hayatıma hakim olmaya başladı. Tabii ben yönetmen olacaktım ve e, <laughs> sinema okuyacaktım. Hakikaten de sinema okudum. Ve yönetmen olarak bölümü bitirdim ama yönetmen olmadım. Eğitimi İngiltere'de aldım. Yurtdışında olduğum sürede de daha İngiltere'deki okulumda ilk başladığım günden itibaren müthiş bir hocam oldu. Kanadalı Peter Matthews, Contextual Studies dersimize giriyordu ve bize daha ilk dersten sizin sinema ile ilgili sinefil anınız nedir diye sordu. Hemen ardından da galiba benim içimi rahatlatan faktör olarak şu geldi. Kendi sinefil anını anlattı. Brian De Palma'nın son derece berbat ama bir o kadar da güzel Carrie diye bir filmi vardır. Ve Carrie'nin sonunda ona tuzak kuran okuldaki kötü işte zorba arkadaşları kerinin başından aşağı o prom gecesinin sonunda bir kova kan dökerler. Benim sevgili elli küsur yaşındaki hocamın en sevdiği ve işte sinefil anım bu benim diye tarif ettiği anım bu olmasıyla ben de o zaman bize de yazacaksınız diye çünkü ödev vermişlerdi. Ben de o zaman bu ikiliye dikkat üstüne yazacağım dedim. Banu ile Serpil'in o bir araya geldiği, o konuştukları anla ilgili yazacağım. Yazdım, hocam çok beğendi. Sonra biz ona muhabbet falan etmeye başladık. Sonra ortaya çıktı ki yalan rüzgarını izliyormuş mesela zamanında. Ve Günlük Pembe dizileri çok seviyor. Sonra yalan rüzgarındaki karakterleri ben de biliyordum. Çünkü anneannemle izliyorduk yani çocukken. Ve fark ettim ki Türkiye'de biz 10 sene önceki bölümleri izlediğimiz için onun izlediği dönemle benim Türkiye'de izlediğim dönem birbirini bir şekilde tutmuş. Onun üstünden daha da birbirimizi tuttuk. Ve sağ olsun onun bu yönlendirmeleriyle ben kendi içimdeki bu bu işlere burun kıvıran, işte ben bunu yaparsam zaten kabul görmem, herkes bana küçümseyerek bakar diyen sesi, giderek susturabilmeyi öğrenmeye başladım diyeyim. Üniversiteyi tamamlar tamamlamaz İngiltere'de Ankara Anlaşması yaptım. Ve tam da böyle hani sigortalı ve gerçekten düzenli bir geliri olan işe ihtiyacım olduğu noktada Ankara Anlaşması'nın şartlarından ötürü freelance çalışmaya mahkumdum. Ama benim anlatmak istediğim hikayelerim var. Bu hikayelerin hepsi Türkiye'ye dair. Bu hikayeler Zeki Müren'den, Bülent Ersoy'undan, Gülben Ergen'inden, Cüneyt Arkın'ına kadar. Bu hikayeler 2019 Gece Kulübü'nden, Şan Tiyatrosu'ndan, Atatürk Kültür Merkezi'nden daha birçok farklı bizim toplumsal hafızamıza işlemiş karakter, mekan ve olaylar hakkında çok fazla anlatılabilecek hikaye var. Ben balık hafızalı bir toplumda yaşayan, fil hafızalı bir çocuk haline dönüştüm. Bütün bu okuduklarımla ve Bunları gizli saklı yapmaktan ötürü içselleştirmemle birlikte. Ve ben bu hikayeleri anlatmak istiyorum dedim. Ama bunun için öncelikle düzenli bir işe ihtiyacım var. E o zaman Türkiye'ye döneyim. Düzenli bir işim olsun. Yanında da belgesel işleri çekerim. Çok güzel. Hemen o dönem ben Bülent Ersoy'un 70'li yıllardaki rakibesi Serbülent Sultan ile iletişime geçtim. Kendisi hakkında bir belgesel çekmek istediğimi söyledim. Kabul etti. E, fon kazandım e, bununla ilgili müracatta bulunup ve Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Döner dönmez LinkedIn'den başvurumu yaptım. Kurumsal bir şirkette kurgucu olarak işe başladım. Bu kurumsal şirketin YouTube ağı o sırada yeni kuruluyordu. Bugün Türkiye'deki en büyüklerinden biri oldular kendi alanlarında. Ve ben o dönem o şirkette yaklaşık ayda 100 ile 120 video arası çıkartan sadece ben ve bir stajyer olarak çalışıyorduk. Bir kurgucu oldum. Bu süreç içerisinde İngiltere'den ben buraya dönerken uçağım Atatürk Hava Limanı'na inmesi gerekirken Esenboğa'ya indi. Çünkü Atatürk Havalimanı'nda silahlı saldırı olmuştu. Hemen birkaç hafta sonrasında da çalıştığım kurumsal e, şirkette e, 15 Temmuz darbe girişimiyle beraber şirkete girildi. Ve biz e, akabindeki aylar boyunca o kırık kapıyla e, orada çalışmaya başladık. Bana tanıştığım herkes, çünkü yeni bir ortamdaydım, seneler sonra Türkiye'deydim. İlk defa birileriyle devam çalış, tanışıyorum. Özellikle çalışma ortamında. Niye döndün? Niye döndün? Neden döndün? Her gün bu soruyu sor dinliyordum. Malum o zamanlar gerçekten olaylar çok kötüye gittiği için ve bütün toplumsal huzurumuz kaçtığı için birçok trajik olayı üst üste yaşadığımız için hep beraber giderek benim de moralim düşmeye başladı ve ben de niye geldim, niye geldim demeye başladım. İşte o tam niye geldim demeye başladığım günlerden birinde de Serbilen Sultan'ın projeden vazgeçeceği tuttu. Ve benim o sırada gerçekten tutunduğum ve tutkuyla yapmak istediğim tek iş de elimden gitmiş oldu. Ben de işte bunun yerine işte oyuncak videoları olsun, e, makyaj videoları olsun, e, bilmem ne biberi yorum challenge videoları olsun gibi e, şeylerin kurgularını yaparak hayatımı e, idame ettirir bir halde buldum kendimi. Ben de dedim ki madem ben bu iş yerinde çalışıyorum, madem bütün vaktimi burada geçiriyorum, e, o zaman ben buradan bir iş yaratmaya çalışayım dedim ve oturdum Şokopop başlığıyla beraber içerik yani böyle bir 7-8 tane içerik konu başlığı listesi çıkarttım ve oradaki müdürüme sundum. O da sağ olsun, yani aslında tatlı da bir insandır, benim mobbinge karşı korumuşluğu da vardır. Fakat bana direkt olmaz abi bu tutmaz dedi, çok niş bir iş dedi. Buradan hiçbir şey çıkmaz yani dedi. Sen boş boşver takma kurgunu yap dedi. Ben de e, tamam dedim ama biraz da koydu içime ve bir senenin sonunda oradan ayrılmaya karar verdim. Çünkü gerçekten sabah 6'da uyanıp sevmediğim bir işe gidip akşam 6'da oradan çıkıp evime dönüp e, güneş ışığı almayan bir odanın içinde bütün gün e, çalışmak kimse için ideal değil. Üstelik de içimde yanan gerçekten kendi içeriğimi üretme e, ateşi var e, ve bir şekilde insanlara ulaşmak istiyorum. Ben bu işten istifa ettim. Ee, ve A noktasına geri döndüm, tekrar freelance çalışmaya başladım. <laughs> ee, artık ülke değiştirmiştim, geçmiş olsun. Ee, İngiltere'deki e, oturum başvurumu yakmıştım. Ee, ve bu freelance çalışmaya başladığım sıralarda da bugün burada konuşmacı olarak dinleyeceğiniz e, Gülben Ergen'le ilgili o olaylar silsilesi e, koptu, iş çığırından çıktı. Ve benim etrafımda bu konuyla ilgili gerçekten çok fazla şey araştırmış ve biliyor olduğumu düşünen bazı eşim, dostum, arkadaşım bana baskı yapmaya başladı. Yeter artık sen ne zaman bu işi yapacaksın diye. Ee, ben böylece Şubat ayının sonlarında, 2018'in Şubat ayının sonlarında ilk videomu hazırladım. İlk videomu hazırlarken sesini kaydetmiştim. Fakat bu sunumun nasıl olacağına dair gerçekten cesaretim ve bir fikrim o sırada gerçekten yoktu. Sadece ürktüğümü hatırlıyorum. YouTube'da çalıştığım için ve YouTube kanalları işleri yaptığım için bir kanalın bir yüzünün olmasının ne kadar önemli olduğunun farkındaydım. Sadece bir sestense. Ama bir yandan da merhabalar ben Ekim Acun, ben magazin bir kişisiyim <laughs> demek bana gerçekten de zor geliyordu ve zul geliyordu. Bu yüzden de maske kullanabilirim diye düşündüm. Şubat ayının sonlarında Kadıköy Moda'daki evimin salonunda bu ilk videomu çektim. Bu işe başladım ve düşe kalka devam ederek, şu an bir seneye doğru giderek yaklaşıyorum. Ekibimiz büyüyor, insanlara iş imkanı sağlayabiliyorum ve benimle aynı tutkuyu paylaşan insanlarla bir araya gelip, kafa kafaya verip çok güzel işler çıkartabiliyoruz ve ortaya koyabiliyoruz. Popüler kültürün içinde gerçekten de hayatlarımıza dair kesitler, alışkanlıklarımıza dair kesitler, bizim toplumsal kodlarımıza dair çok önemli böyle anahtar bilgiler hepsi bunun içinde saklı. Magazin de işte bunun için güçlü. Yani bugün bir Zeki Müren'den söz ettiğimizde bir 6 tane 10 seneye sığan bir kariyerden mesela bahsediyoruz. Ve bu 6-10 seneye sığan kariyer içerisinde Türkiye'nin de nasıl değiştiğini görüyoruz. Yani tuhaf bir şekilde hem bizim ekonomik ilerleyişimizi ve akışımızı da takip edebiliyoruz magazinin üstünden. Politik olayları da takip edebiliyoruz. Sanki hepsini birleştiren bir tür bir şemsiye sağlıyormuş bize gibi. Ama eğer buna dönüp de işte şunun ahlakından bahsedeceğiz, işte bunun yaptığı işte bilmem neyi kınayacağız noktasından yaklaşarak ya da ya bu insanlar ne ki zaten işte kitlelerin afyonu magazin, boş kafaları doldurmak için yapılmış bir şey gözüyle bakarsak da orada kalmaya mahkum bir şey. Ben bu işi yapmaya başlamadan önce etrafımda sadece 3-5 tane arkadaşım benim magazin konusunda ne kadar ilgili olduğumu biliyordu. Yani ailemin yanında ya da işte böyle çok iyi tanımadığım arkadaşlarımın falan bulunduğu gruplarda magazin konuları açıldığında ben bilmez numarasını yatıyordum. Çünkü bildiğimi belli ettiğim zamanlarda yediğim bakışları biliyorum. İnsanların bana ya sen bunları yok peki niye biliyorsun ki falan gibi şeyler dediklerini biliyorum. Ve bu beni gerçekten çok ötekileştirdi. Çok o sosyal grubun dışına itti. E, yani bir insan dışarı itileceğini, ötekileştireceğini bile bile neden bunu yapmak ister? Ben kendi içimdeki tutkuya hakim olamadığım gibi, tam da o öksürük gibi, e, o tutkuya hakim olamadığım için e, bu yola çıktım. Bugün buradayım. E, ve e, burada olmaktan çok mutluyum. E, i̇yi ki burada maskeyi çıkarmışım. Ee, videolar maskeyle devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.